Evet, hepinize merhaba. Bugün Autodesk Fusion 360 programında topoloji optimizasyonu nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Fusion 360'ı açtığınızda şu şekilde bir ekran gelecek aslında karşınıza. Buna değinmeden önce belki Fusion 360'ı nasıl yükleyebilirsiniz onu gösterebilirim. İşte Google'a Fusion 360 Education License yazarsanız edu adresinizle, e-mail adresinizle bir education ya da eğitim lisansı alabiliyorsunuz. Buna girdiğinizde buradan aslında Türkiye ise Türkiye'yi ziyaret edebilirsin tabii ki. Education Access'i başlatmak için şuradan Get Started, zaten burada nasıl olduğu ile ilgili şey de var. Video da var. Buradan başladığınızda sizi öğrenci seçebilirsiniz. Ben Educator seçtim. Buradan ilerleyip alacaksınız ve sonrasında onu indirebilir hale geliyorsunuz ve lisanslı bir şekilde Autodesk'i kullanabiliyorsunuz. Şurada Education License'ınız yazıyor. Bunu açtığınızda da bu şekilde bir ekran gelecek karşınızda. Gördüğünüz gibi bir uzay, geometrik uzay alanı geldi. Burada bizim yapmak istediğimiz şimdi bir o topoloji optimizasyonu. Bunun için aslında bir konu belirlemek lazım ya da bir uygulama alanı. Ben bu ders için bir telefon tutacağı uygulaması düşündüm. Onu da şöyle hemen bir paylaşayım sizinle. Şöyle sınav dersi. Evet. Bakın bir telefon tutacağı biliyorsunuz. Telefonu aslında şu şekilde tutuyor, destekliyor arkadan. Ve hani masanıza falan koyup telefonun orada durmasını sağlayabiliyorsunuz. Google'a yazdığınızda zaten Phone diye bir sürü telefon tutacağı tasarım gelecektir. Bu da onlardan bir tanesi. Hani göstermek amaçlı yaptım. Bu derste yapmak istediğimiz şu. Şu gördüğünüz düzlemde tek bir iki boyutta bir geometri oluşturacağız. Sonra Z ekseninde extrude edeceğiz. Ve Z ekseninde aslında aynı geometriye sahip bir telefon tutacağı oluşturmak istiyoruz. O yüzden de sadece şu XY düzleminde bir geometri oluşturabilirsek, sonra onu topoloji optimizasyona sokup sonuç alırsak, onu da Z'de extrude edip sonuca gidebiliriz. Yani nispeten iki boyutlu bir optimizasyon gibi düşünebilirsiniz aslında şu anda yapacağımızı. Şimdi ben burada bu XY düzlemini şöyle aldım ve burada genel bir geometri oluşturdum. Dedim ki bu kadar yüksek olmasın. Hani telefonu biraz alttan tutsun aslında istedim. O yüzden kısa tuttum bu şekilde ve 40 milimetre olsun dedim işte şu uzunluk. Şurası aslında. Alt uzunlukta 60 olsun dedim şurası. Hani o zaten topoloji optimizasyonunda değişecektir. Yerine geometride nerelerde malzeme olması gerektiğine karar verecek. Bir de telefonun gireceği bir yer olsun dedim. Şöyle bir yuva yaptım oraya. İşte aşağıya doğru 28 milim uzunluğu olsun dedim bunun şuraya kadar. Ve şu çizgiyi öyle olacak şekilde çekeceğiz. 10 milimetre bir genişlik olsun dedim. Tabii bu telefona göre değişebilir. Yani biraz tüm telefonlar sığsın diye onu yaptım. Genelde daha ince oluyor telefonlar. Şurada da 60 derece bir eğim açısı yaptım ki bu biraz eğimli durabilsin. Bu açıyı da daha sonra değiştirebilirsiniz tabii ki. Ve bunu böyle kapattım. Aslında direkt dikdörtgenle de başlayabilirdik ama şurada telefon girecek bir yer yapayım dedim. Yani bu sayede o boşluk hazır sıfırdan boş olacak. Ve geri kalan bu tasarım alanı tamamen dolu diye düşüneceğiz. Sonra topoloji optimizasyonu bunun içinden malzemeyi boşaltacak. Nasıl boşaltacak? Daha önce belirttiğim topoloji optimizasyonu anlatırken compliance'ı minimize ederek. Yani bizim bunun bir rigidliği var. Rigidliğin tersi de yumuşaklıktı. Compliance'ti. Compliance'ı minimize edersem ben bunun rigid kalmasını maksimize etmiş olurum. Ya da stiffness'ını maksimize etmiş olurum. Bunu gerçekleştireceğiz. Sınır olarak da mass fraction vermek istedim. Yani bu kütle ya da volume fraction diye düşünebilirsiniz. Tüm dolu bir mass'i var bunun. Tamamı doluyken. Bir de boşalttığımızda bir mes olacak. Yani boşalttığımızdaki kütleyi dolu kütleye bölersek bir oran gelecek bize. O oran 0,3'ten küçük veya eşit olsun dedim. Yani bayağı bir malzeme boşaltacağız. Bunu 0, %30'unu tutacağız sadece. Öyle düşünebilirsiniz. %30'unu tutacak, compliance'ı minimize edecek bir tasarım arıyoruz. Şimdi biz bunu çizeceğiz şuraya. Fusion 360'a. Bunu buraya çizmek istiyorsak öncelikle yapacağımız aslında basit CAD yazılımlarından bildiğimiz Fusion 360'da bir CAD yazılımı zaten. Sketch yapmamız. Basit iki boyutlu bir sketch yapacağız. Şurada Create Sketch komutu var. Buna tıkladığımızda hemen zaten istediğimiz ekseni seçmek için bir şey geliyor. Şu XY ekseni. Bunu seçelim. Şu şekilde geldi. Şimdi bizim öncelikle bir dikdörtgenimiz var. Hemen onu alabilirim. Design Space'ini şöyle dikdörtgen. İşte yüksekliğini 40 demiştim. Tablo değiştirdim. Bu uzunluğunu da 60. Bunları ben hani kendim verdim. Kendime göre bir tasarım yapıyorum yani telefonuma göre. Farklı geometriler belirlenebilir. İlla böyle olmak zorunda değil. Yani silinde de bile başlayabilirsiniz. Hani o çok önemli değil. Ben dikdörtgenle başlamak istedim.
Bunu belirledikten sonra şimdi şurada bir delik açmıştım hatırlarsanız. Onu çizmeye çalışalım. Yine buradan yukarıdan şu line'ı alırsam ben şuradan rastgele şöyle aşağıya doğru hazır şeyini veriyor bakın zaten. Açısını değiştireceğim ben sadece. 60 derece yapmak istiyorum. Kendim böyle belirledim. Hani bu da değişebilir bir şey. Kendiniz hangi açıda yapmak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Burada bazı ölçüler vermek istiyorsanız şurada Sketch Dimension özelliği var. Buna tıklıyorsunuz. Mesela şu arayı ben 30 milimetre vereceğim. Biraz önde olsun ki arkaya devrilme oluyor olmasın. Telefon çok çıkacağı için burada mesela. Burayı çok ince bırakırsam devrilebilir arkaya şuradan. Yani devrilme olması için biraz arkada destek olsun diye düşünüyorum. Gerçi devrilmeyi topoloji optimizasyonu düşünmeyecek ama yine de biz oraya biraz geometri koyalım ki hani devrilmeme şartını düşünebilirim. Onun için ayrıca el hesabı yapmak lazım. Hani o dersin kapsamında değil şu anda. Sadece optimizasyon sonucuna bakacağız. Devrilirse kendimiz güncelleriz. Bir de bunun şu dik uzunluğunu söylemiştim. Yani şuradan şuraya olan şu dik uzunluğunu da 28 yapmak istedim ben. Bunu 30 yapabilirsiniz. İşte daha kısa yapabilirsiniz. Kısa yaparsanız ama üstten de devrilebilir. Gerçi şuradan tutacak. Daha kısa da tutabilirsiniz. Fark etmez. Yani bu tamamen size bağlı yani sizin kendi tercihinize bağlı bir tasarım. Buradan bir boşluk bırakıyorum. Bunu da aslında direkt dimension'ı seçmeden şöyle 90 derece ve 10 milim diye düşündüm. Biraz geniş olsun telefonumdan. Buradan da yukarıya yine dik açıyı verecek mi? Bazen constraint kendi verebiliyor, bazen veremiyor. Veremezse biz kendimiz gireriz. Şu açıyı gireceğim aslında. Tava basarsan bu açı 60 derece olacak yine. Pardon, yanlış açı almış. 120 yapacağız. Şöyle yapalım. Evet, şöyle. Tamam. Şu açıyla verdikten sonra bu tamam. Evet, bu şekilde bir tasarımım var. Yalnız ben burayı boşaltmak istediğim için şu üst tarafı da sileyim ki boş kalsın. Şurada hemen bir şey yok herhalde. Onu da silmek için şurada trim komutu var. Şuraya sildiğimde burası silindi gördüğünüz gibi. Ve işte şurası 30 olan, burası 28 olan 60 derece açılı bir boşluk oluşturdum burada. Bu da benim topoloji initial design space dediğimiz yani başlangıç tasarım alanımız. Bununla başlayacak tasarım diye düşünebilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra şurada finish sketch var. Buna tıkladığınızda bu artık bizim 3 boyutlu uzayımızda. Ben bunu biraz extrude edeceğim. Ben şöyle biraz çevireyim bakın. Şeyi göstermek için. 3 boyutta şu anda ama 2 boyut tabii. Şurada extrude komutu var. Finish sketch yaptıktan sonra. Extrude ile biraz extrude edeceğim. Bunu tabii telefonumuzun genişliği kadar extrude edebiliriz. Tamamen tutsun diye. Çünkü hatırlarsanız şey dedi zaten. Şu telefon tutacağında tamamen genişti. Ama biraz dar da tutabiliriz. Şimdi biz bunu üretirken katman katman üreteceğiz. Yani 3 boyutlu yazıcıyla. O yüzden dar da tutabiliriz. Ya da burası şu optimizasyona başlarken şunu da düşünebiliriz. Zaten burası hepsi aynı olduğu için ben çok az bir kalınlık vereyim önce. Onunla optimizasyonu yapayım. Çünkü o kalınlığı ne kadar artırırsam şurada benim optimizasyondaki hesaplama maliyetim o kadar artacak. Çok fazla malzeme olacak çünkü. Ben bunu biraz ince vereyim. Mesela 5 milim kadar. Sonra en son optimizasyon sonrası detay tasarıma girdiğimde detay modelleme sonrası daha kalın yaparım onu. Şu anda üçüncü boyutu eşit kabul edeceğinden ince bir extrude yapacağım aslında. Extrude'a tıklıyorum. Zaten burada gösterdi bakın. Şöyle. Şurada galiba bakayım. Ne oldu bu? Şu mu? Evet, 5 milim. Yani şuradan kendiniz de girebilirsiniz. 5 milim seçtiğinizde gördüğünüz gibi bunu 5 milim extrude edecek. Bunu ters yöne de verebiliriz. Şurada şöyle. Eksi 5 de diyebiliriz. Bu çok önemli değil. Okey dediğimizde bunu extrude etti gördüğünüz gibi. Bu şekilde extrude ettikten sonra şimdi artık optimizasyon işlemlerine başlayacağım. Bunu önce bir kaydedelim. Geometrimiz hazır. Save diyelim. Bunu save ederken topoloji şey Fusion 360 online çalışan bir program. O yüzden size admin project diye bir location gösterebilir. Bu aslında online onun cloud'unda bulut hesabında olan bir şey. Ben buraya top class diye bir klasör açtım. Onu aslında şöyle açabilirsiniz. İşte burada bir sürü şey var. Buradan new project, new folder deyip açabilirsiniz. Benim admin project için zaten var. Buraya kaydedeceğim. İsmini de işte Constant şu deneme için yapmıştım ben zaten.
Bunu V2 yapalım mesela. Version 2 kaydedelim. Şu şekilde kaydettik. Şimdi yapacağımız şu bizim şu design'dan istediğimiz optimizasyon sürecine gelmek. Şurada simülasyon var bakın. Bu simülasyona tıkladığınızda, bu arada bunları da anlatayım. Design dediğimiz aslında burada mekanik tasarımlar oluşturabiliyorsunuz. Zaten açıklamaları var, tıkladığınızda da gösterir. Generative design dediğimiz nispeten yine topoloji optimizasyonu gibi çalışan ama üretim kısıtlarını da dahil edip alternatif tasarımlar size sunan bir yöntem. Bu da güzel bir aslında alan. Deneyebilirsiniz daha sonrasında. Ben bunu göstermeyeceğim ama topoloji optimizasyonu bunun en temeli olduğu için onu göstereceğim size. İşte diğerleri çok önemli değil. Önemli olan bizim bir de simulation var. Bu simulation'a tıkladığımızda aslında biz geometrimizi simüle edeceğiz bunun. Ve tıkladığımızda bu şekilde bakın bir ekran geliyor. Burada mesela son elemanlar analizleri yapabilirsiniz statik yüklemeler altında. Titreşim analizleri yapabilirsiniz model frequencies'le tıkladığınızda. İşte elektronik soğutma, termal analizler, termal gerilme analizleri yapabilirsiniz. Buckling, burkulma analizleri yapabilirsiniz. Nonlinear statik analizler yapabiliyorsunuz. Kuazi statik yapabiliyorsunuz. Bir de dinamik analizler yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi analiz aslında. Tek bir geometriniz var. Üzerinde yüklemeleriniz falan var. Ona göre sonuçları veriyor size. Bir de şurada shape optimization var. Şimdi bu Fusion 360'ın bu shape optimization dediği aslında bizim topoloji optimizasyonu. Bir şekilde aslında malzeme silimi topoloji optimizasyonu ama orada farklı şekiller oluşturduğu için shape optimization diye isim vermişler. Ama asıl teknik ismi topoloji optimizasyonu bunun. Bir de injection molding simulation var. Bu bir üretim tekniği biliyorsunuz. Sıvı malzemeyi akıtıp burada katılaştırıp kalıp içerisinde mold ediyor. Mold içerisinde yani sonucu alıyoruz. Bunun simülasyonu da var. Ama bunlar bizim için şu anda alakalı değil. Sadece şu alakalı. Buna bakacağız biz. Shape optimizasyonu tıkladığımızda zaten şurada anlatıyor bakın. Lightweight ve structurally efficient tasarımlar elde etmek için kullanıyorsunuz diyor. Buna tıklayın ve create study diyeyim. Bu sayede bizim geometrimizi aldı şimdi. Buraya aktardı. Bakın simulation olarak aktardı buraya. Bunu aktardığında artık şurada simülasyon tool'ları oluştu. Burada da hani simplify ile yine geometriyi simplify edebilir. Üzerinde ekstra işler yapacaksanız buna tıklayıp yapabilirsiniz. Şu an ihtiyacımız yok. Biz sadece direkt bunu kullanacağız aslında. Bunda da artık şu shape optimization parametrelerini ya da tool'larını kullanmamız lazım. Şurayı sırayla takip ederseniz zaten optimizasyonu yapacağız. Özellikle şuradan başlamamız yeterli. Önce demiş gibi target body seçelim. Yani optimizasyonu hangi şey üzerinde yapacağız? Bizim elimizde zaten bu var. Buna tıkladığınızda şuna gelin. Yani şöyle tıkladığınızda ve okey dersek bunu seçmiş olacağız zaten. Burada bunun penceresinin açılması lazımdı. Niye açılmadı? Tamam. Benim sağ ekranımda açılmış şurada. Şöyle bir ekran açılacak. Şurada one body seçilmiş olması lazım bu. Zaten seçince koyu mavi oluyor. Okey dediğinizde bunu seçecektir. Bunu tamamladık. Hatta tamamladığımızda şuradan da görebilirsiniz. Bakın target body içerisinde bir tane body olması lazım. Bunu highlight ediyor zaten. Şimdi sırada preserve region var. Şimdi bu preserve region dediği optimizasyon sokmak istemediğiniz alanlar varsa. Mesela atıyorum şurada bir deliğiniz olabilir. Ve onun bölgesini tutmak istersiniz ya da burada başka bir yeri tutmak istersiniz. Optimizasyonun girmesin, oradan malzeme kaldırılmasın dersiniz. Oraya ayrı bir geometri çizip şununla onu seçebilirsiniz. Bu geometri için bizim o ihtiyacımız yok. O yüzden onu bırakacağım. Bir de shape optimization kriteria var. Bunları sırayla gidiyoruz dediğimiz gibi. Bu shape optimization kriteria'da seçtiğimizde bizim işte sunumda da verdiğim şu şartlarımızı giriyoruz. Şurada minimize compliance ve constraint mass fraction 0.3 dedik. Bunları gireceğiz aslında. Bunları direkt burada bakın girmiş halde veriyor. Stiffness diye bir şey girmiş burada. Zaten şuraya tıklarsanız tek stiffness var. Stiffness dediği bizim compliance'ımızın tersi. Yani sertlik, rigidlik diyebiliriz. Onu maximize edecek. Eğer compliance diye bir şey vermiş olsaydı bunu minimize edecektik. Yani ikisi aynı şey. Biri birinin tersi. Öyle düşünün. Stiffness kullanıyorsak maximize. Yazılımdan yazılıma bu değişebiliyor. Fusion 360 stiffness'ı maksimize etmeye çalışıyor. Ama mesela MATLAB'daki kodlarımız compliance'ı minimize etme üzerine çalışacak kodlar. Ama ikisi de aynı mantık üzerine. Bir de işte kısıtımız var dedik. Mass fraction'ımızı %30 0.3 vereceğiz dedik. Küçük ya da eşit olsun dedik buna. Normalde burası constraint olarak verilmesi lazım. Fusion 360 bunu objective diye düşünmüş. Ama böyle küçük eşit gibi bir ifade verdiğimiz anda zaten bizim bu
otomatikman bir constraint olmuş oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Objektif değil yani, o aklınızda bulunsun. Burada bunun böyle verilmesi teknik olarak doğru bir gösterim değil. Tabii burada global constraint içinde başka constraintler de verebiliyor Fusion 360. Özellikle üretimde minimum üretilebilir bir boyutunuz varsa, onun altındakini üretemiyorsanız, bunu böyle tanımlayıp mesela burada hani mesela atıyorum eklemeli imalatta bizim 3 boyutlu yazıcılar 1 milimetrenin altını üretemiyor diyelim. Minimum 1 olsun gibi ve birden büyük olsun. En küçük boyut. Hani burada malzeme silecek. Malzemeyi birinin altında 0,5 gibi bir şey tutmasın gibi bir kriter verebilirsiniz. Ben şu an bunu vermeyeceğim. Yani çok fazla sınır vermek istemiyorum ama sonrasında düşünebiliriz. Eğer istediğimiz gibi bir sonuç çıkmazsa. Şu anlık şu ikisi bize yeterli. En basit optimizasyonu size göstermek için bunları vereceğim. Okey dediğimizde bunları tanımlamış oluyoruz. Şu üçünü tanımladık. Bir de burada Fusion 360'ta güzel bir özellik var. Şimdi bizim normalde işte şuradan telefon olacak ve telefonun bir ağırlığı var. Onun yüklerini vereceğiz ve yükleri yayılı yük olarak vereceğiz. Dolayısıyla simetrik bir geometri bekliyoruz. Yani her yerde eşit değişen bir geometri bekliyoruz. Onu tanımlamak için bazen yazılımlar onu güzel tanımlayamayabiliyor. Şurada symmetry plane diye bir şey var. Eğer bu yüzeyde ve arka yüzeyde ve arasında simetrik bir tasarım istiyorsanız şu symmetry plane özelliğini kullanabilirsiniz. Buna tıkladığımızda bir tane aktif plane seçiyoruz. Yani 3'e kadar seçebiliyorsunuz. Bu aktif plane'im de şu olsun diyorum. Ve burada tam orta noktasından yukarıya ve aşağıya simetrik bir tasarım istiyorum diyorum. Bu şekilde kendi veriyor zaten. Tıkladığınızda bunu da bu şekilde oluşturmuş oldu. Buradakilerin hepsini tamamladık bakın. Üç tanesi şu dışarıda gözüküyor. Symmetry Plane şuraya tıkladığınızda içeride geliyor. O yüzden hani kafanız karışmasın, dışarıya vermemişler. Şuraya tıklamayı unutmayın. Buradaki şu üçü zaten şu üçü. Dördüncüsü de Symmetry Plane. Bunu tamamladık. Şimdi sıra malzeme seçiminde. Şimdi biz bunun üzerinde bir analiz yapacağımız için malzemesini seçmek lazım. O yüzden buraya bakarsanız farklı şeyler var. Kendi malzemelerinizi girebilirsiniz istiyorsanız ya da mevcut malzemelerden seçebilirsiniz. Study Materials'ı. Direkt üzerine tıklayınca zaten Study Materials'ı verecek. Şimdi bu Study Materials bakın bizim simulation modelimizin yani bu modelin bir malzemesini seçmemizi istiyor. Same as model demiş ama ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Burada farklı bir sürü malzeme var seçebileceğiniz kütüphanesinden. Biz bunu plastikle yapacağız ve kullanacağımız plastik aslında PLA plastik ama şu ABS ile çok yakın değerleri. O yüzden şu ABS plastiği seçebiliriz. Burada başka plastikler de var eğer düşünürsek. Şurada polimerler, işte plastikler falan. Ama bunların hiçbirinde ben PLA'yı göremedim. PLA'nın özelliklerine en yakın bu ABS gördüm. O yüzden bunu seçtim. Zaten özelliklerini birazdan göstereceğim. Çok benzer buna. Hani şurada steel diyor ama bunu önemsemenize gerek yok. Bu da safety faktör olarak yield strength. Yani akma dayanımından düşük streslerde olsun diye bir şey vermişler. Şu propertylerde miydi? Evet, bu propertylerde şeyi gösteriyor. ABS plastiği seçtiğimizde bakın Young's modulus 2,24 gigapascal. Bu PLA ile çok yakın. Polimer olarak şeyi özelliği. Akma dayanımı da 20 megapascal. Yani 20 megapascal stresinin üzerinde aslında dayanımlar malzemeyi bozacağı için onları istemiyoruz. Bunu okey diyelim şimdi. Ve malzemeyi de seçmiş olduk. Malzemeyi de seçtikten sonra constraint'lere girelim. Constraint'ler bizim işte tasarımımızı yapacak şeyler. Şöyle bakalım. Structural constraint. Şimdi yapmak istediğimiz bizim bunda. Alt tarafı sabitleyeceğiz. Şurayı. Çünkü telefon buraya girecek. Alttan bunun kaymasını istemiyoruz. Şurayı tamamen sabitleyeceğim. Hani dilersem arkayı da sabitleyebilirim ama orada boşta olacağı için çok sabitlemeye gerek yok orayı. Şunlara da kuvvet vereceğim. Şu aşağıya sabitlemek için işte bu constraint'leri tıklıyoruz. Tıkladığımızda fix constraint istiyorum. Tamamen fix olsun aşağısı. Başka şeyler tanımlayabilirsiniz. Burada pin var mesela. Biliyorsun pin dönmelere izin veriyor. Frictionless teker gibi bir constraint var. Bir de prescribed displacement var. Bu da gördüğünüz gibi sadece bir displacement vermemizi şey yapıyor. Şimdi bunları tanımlayalım. Buradan fix seçeceğim. Ben tamamen fix olsun istiyorum. Aşağıya tıklıyorum. UX, UY, UZ hepsini fix yapacağım. X eksenindeki displacement, Y eksenindeki displacement, Z eksenindeki displacement. Bunların hepsi fix. Okey diyorum.
ve bunu oluşturmuş olduk. Şu anda şurada kilit gördüğünüz burayı fixlemiş olduk. Soldaki ağaçtan da bunu teyit edebilirsiniz. Bakın solda öncelikle malzemeyi mesela ABS plastik seçtim. Burada duruyor. Settingler target mass'le maximize seçtim ve symmetry plane seçtim. Burada duruyor. Load case'de de constraint seçtim. Fix. Burada şunu gösteriyor zaten üzerine geldiğimizde burası diye. Bir de load belirlemem lazım. Bu boş yönde. Load'u belirlemek için de load şurada. Burada farklı yüklemeler seçebilirsiniz. Yapısal bir yük vereceğiz biz aslında üzerine. İşte başka lineer açısal yükler, point noktasal yükler verebilirsiniz. Sanki noktasal yükün mantığı şurada da gördüğünüz gibi açıklamasında. Üzerinde gri ile gösterilen bir cisim varsa ve onu tüm cisim olarak modellemektense sadece onun ağırlığını modelleyelim gibi sağ taraftaki bir noktasal küre şeklini gösterir. Noktasal büyük şeklinde tanımlayabilirsiniz. Vesaire. Biz telefonun yükünü vereceğiz buradan. Şöyle düşünelim. Telefon 200 gram olsun. 200 gram 0.2 kilogram eder. 981 ile çarptığınızda 10 diyelim yer çekimini. 0.2 çarpı 10'dan 2 Newton gibi bir yükleme geliyor aslında üstüne. Bu 2 Newton'u da buralara paylaştıracağım. Şimdi sırtı buraya dayanacağı için şöyle biraz çevireyim. Sırtı şuraya dayanacak. Yarı yükleme buraya gitsin. Bir de aşağıya da biraz yükleme gitsin diye düşünüp bir bir yükleme vereceğim. Bu yükleme değiştirebilirsiniz de yani. Yani bunu tahmini yapıyorum şu anda ben. Ha, ne yapmıştık? Pardon şu şöyle. Yük alalım. Force'u seçtik. Target istiyor. Şurayı seçeceğim. Buraya bakın yüze direkt yüzey dik olarak bir yük verebiliriz. Ya da açısal farklı şeyler de verebiliriz. Vektörler verebiliriz. Ben yüze dik vermek istiyorum. Bu avantaj. Flip direction demiş ama direction zaten bu yönde olması lazım. Sadece 1 Newton vereceğim. Şöyle. Change units'ten değiştirebiliriz ama Newton vermemiz iyi. Çünkü milimetre kullanıyorsak özellikle bir de Newton kullandığımızda Newton bölü milimetre megapascal kullanıyoruz demektir. Bu bizim için uygun bir birim sistemi aslında. Buradan isterseniz değiştirebilirsiniz ama şunlara ihtiyacımız yok bizim. Newton her zaman kullandığımız sistem. Okey diyelim. Buraya 1 Newton verdik. Tekrar buna girelim. Loads'a. Tekrar kuvvet vereceğim. Bir de şu aşağıya vermek istedim şuraya. Yani buraya da yarı yükünü de buraya ver. Normalde sırtına aslında daha fazla yük verir büyük ihtimal. Çünkü geriye yaslanacak bu. Aşağıya çok vermez ama şu an şimdilik hani alıştırma olması açısından böyle deneyeceğim. Siz dilerseniz kendiniz buraya daha az yük verip buraya daha çok yük verip biraz farklı bir tasarım deneyebilirsiniz. Buraya da 1 Newton verdim. Şurada zaten ikisi çıktı bakın. Force 1, Force 2 değil. Şurada gösterdiği gravity de aslında bunun ağırlığını tanımlayacak bir şey ama ona ihtiyacımız yok şu anda. Çok önemli değil. Bu şekilde yükleri tanımladık. Sırada ne varmış? Kontak var. Kontak genelde birden fazla cisim varsa ikisinin arasındaki teması belirlemek için kullanılıyor. Bizde tek cisim var. O yüzden buna ihtiyacımız yok. Ya, display dediğimizde işte mesh falan atacaksak onu gösteriyor. Zaten hani farklı gösterimler var. Bu da önemli bizim için. Sırada manage var. Bu önemli olacak çünkü artık malzemeyi tanımladık. Geometri tanımlı. Kuvvetlerimiz ve kısıtımız tanımlı. Buna bir mesh atmamız lazım son elemanlarımız için. Onun için de manage'da settings. Buna tıklıyoruz. Aslında burası direkt mesh diye düşünebilirsiniz. Burada bakın shape optimizasyonu için iterasyon toleransı vermiş. Bu küçük bir şey olması lazım zaten. Default bu kalabilir. Default değer. Bir de mesh var. Mesh'te de belli bir mesh boyutu belirleyebiliriz. Şimdi ortalama bunun kendi bir mesh'i var aslında. Ama ben bunu biraz daha küçültmek istiyorum mesh'ini. Şuradan şöyle bunu şöyle azalttığımızda modelin şeyini boyutuna bağlı olarak en uzun boyutuna bağlı olarak yüzdesel bir boyut küçültme veriyor. Yani ortalama iyi aslında. Ama küçültürsek biraz daha detay tasarımlar elde edilebilir. Çok detaylı geometrileriniz varsa bu içeride o zaman faydalı olabiliyor. Ya da model bazlı değil de siz kafanızda bir değer varsa onu da şuradan girebilirsiniz. Advanced Settings'te. Bakın eleman order da var. Lineer. Lineer bizim için yeterli. Üst düzey hani bir analiz değil bu. Sadece telefon tutacağı yapacağız. O yüzden bu yeterli aslında bizim için. Farklı şeyler var. Detaylar. Bunlara çok girmeyeceğim ben. Bunları değiştirip mesh'i değiştirmek mümkün. Farklı mesh'lerde denemeler yapıp sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Güzel bir alıştırma olur. Ya da Absolute Size diye bir şey var burada. Buna tıkladığınızda mesh boyutunuzu giriyor bakın. 10 milimetre olsun demişiz. Yani default değeri 10 milimetreymiş. 10 milimetre şu demek. Şimdi bizim şöyle düşünün. Şurası
40 milimetreydi. Şurası 60 milimetre. 40'ı 10'a bölecek. 4 çok büyük meşler atacak. Şurası 10 milim olduğu için bir tane meş gelecek buraya mesela. Ben bunu istemem. Hani şunun 10'da 1'i ya da 5'te 1 olsa iyi olur. Ben bunu 1'e düşüreceğim. 1 milimetre yapacağım mesela. Okey diyeceğim. Ve bunu aslında şu an 1 milimetrelik bir meş atacak bununla. Nasıl atacak onu? Şu solda öncelikle generate mesh diyeceğiz. Buna tıkladığımızda malzeme modeli hazırlayacak ve 1 milimetrelik bir mesh atacak. Gördüğünüz gibi mesela şu 10 milimlik yeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a böldü. Yani her bir uzunluğu 1 milimetre olan meshler attı. Diğer yerleri de o şekilde böldü ve bu şekilde meshimizi oluşturdu. Hani bu çok sıkı bir mesh olabilir. Yani bu meshi ne kadar sıklaştırırsak bu arada hesaplama maliyeti o kadar artacak. Çünkü her bir eleman için çözüm yapıyor. Öyle düşünün. Ne kadar az eleman varsa o kadar az çözüm yapar. Sonuç o kadar hızlı çıkar. Ama ne kadar az eleman varsa da detay doğruluk, hani çözümün doğruluğu o kadar azalır. O yüzden sıklaştırmak da lazım. Yani arada bir şey bulmak gerekiyor, denge bulmak gerekiyor. Bu şimdilik iyi gibi. Bunu bir yapalım. Gerekirse 2 milimle bir tane daha yaparız. Şimdi bunu artık tamamladık aslında. Meşi de yaptık. Yüklemeleri verdik. Kısıtı verdik. Evet, hepsi tamam olması lazım. Artık soldan sollayıp bakın burada ready diyor. Bu hazır. Ve çözümü de cloud'da yapacak. Kendi bilgisayarınızı kullanmayacak sizin. Bu şekilde cloud'dan çözebilirsiniz. Bunu kendi bilgisayarınızdan çözmek için de bir seçenek vardı ama şu an galiba onu buradan yapamıyoruz gibi. Mecburen cloud'dan çözeceğiz. Öyle çözdürüyor. Olsun, bilgisayarınıza yük getirmez. O da güzel bir şey. Solve One Study dediğimizde bu seçtiğimiz şeyi çözmeye başlayacaktır. Şu an zaten başladı. Bu bir 10 dakika sürebilir. O yüzden burada bekleyeceğiz. O çözünce sonuçları bize verecek. Bu bitince tekrar sonuçlar için buraya gelelim. Burada bu videoyu tamamlayalım.